Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan bakıcılar sorumlu oldukları hayvanlara özenle bakıyor. Buraya ilk açtığımızda toplam bizim 20 tane misafir ettiğimiz hayvanımız vardı. Çok küçük bir bahçeydik. Her geçen gün büyüyerek Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olduk. Tabii bu bir çırpıda olmuyor. Büyük bir emek, büyük bir özveriyle çalışmak gerekiyor. Bu özveride de ben iyi bir yönetici, iyi bir üst yönetim olabilirim ama benim de alt tarafta iyi oyuncularım var. Bunlar da bakıcılarım tabii. Birebir hayvanlarla bütünleşmiş bu oyunlar. Bunların da hepsi 24 yıllık, 25 yıllık hayvan bakıcıları. Artık hayvan da bakıcısıyla bütünleşiyor. Özellikle onları gördüğü zaman mutlu oluyor. Onları gördüğü zaman yem istekleri artıyor. Onları görmediği zaman da üzülüyor. Biz de böylelikle bakıcılarını, hiçbir hayvanın bakıcılarını değiştirmeden yıllardan beri devam ediyoruz. Özellikle mesela fillerin bakıcısını, fili getirmeden önce tabii yurt dışına gönderdik, hayvanat bahçesine, getireceğimiz ülkeye. Onunla beraber onun da bakıcısı geldi. Bakıcılık yani severek yapılan bir iş olması lazım. Ben kendi işimi severek yapıyorum. Gerçekten de Can bize o yüzden çok alıştı. Diğer anneler gibi, şempanzeler gibi de şu an mutlu Can. Gel, gel. Hoppala Can. Hadi bakayım. Tamam, tamam. Ya şempanze biraz insanlara daha çok yakın olduğu için, insanların şeyinde anladığı için şempanze biraz daha ayrıcalıklıdır yani. Al. Al. Gel. Al kız. Gel bakayım. Hani küçük görsene. Bu. İşimizi severek yapıyoruz işimizi. Tabii ki sevdiğimiz için de güveniyoruz işimize ve devam ediyoruz. Evet, tepirlerimiz üst safhada. Kapılarımız güvenli, barınakları çok güvenli. Makara sistemi var, alarm sistemimiz var. Kapı en ufak açık kaldığı zaman alarm çalıyor ve tedbirimizi, kapının açık kaldığını görüyoruz ve kapıyı kapatıyoruz bu şekilde.
Aslında çalışmak biraz zor da olsa güzel, güzel bir durum. Korkuyor musun? Öncelik korkuyorduk ama artık alıştık, 19 yıldır ki bu işin içindeyiz. Korku biraz daha var yani, ister istemez ürperiyorsun. Kışın muhafaza etmemiz gereken ısımız 15 derecenin altına düşmemesi lazım buranın. Çünkü bunlar Afrika kökenli hayvan olduğu için genelde ısılarının 15 derecenin altına düşmemesi lazım. İkincisi, bunlara kışın kuru üzüm, incir, üzüm olmak üzere, yer fıstığı olmak üzere, mısır olmak üzere bazı meyveleri karıştırarak, yemleri karıştırarak yem veriyoruz. Yazında normal rutin yemleri var. Günlük zaten bakımları yapılıyor, ilaçları veriliyor. Şu ana kadarki sıkıntı yaşamadım inşallah. Yaşamam yani bu kadar. Bu